Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Havit markasının çift cihaz destekli ve ayrıca 4 adet mikrofonlu olan bir kulaklığını birlikte inceliyor olacağız. Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Havit markasının çift cihaz destekli ve ayrıca 4 adet mikrofonlu olan bir kulaklığını birlikte inceliyor olacağız. Üzerinde model numarası yazıyor. TV915E modeli, siyah renkte ve arka kısmında da gerekli bilgilerine yer verilmiş. Şimdi bu kulaklığın birazdan dışarıdaki ses performans testini yapacağız. Ayrıca iç performans testini yapacağız. Yani bu kulaklığı taktığınızda işinizde veya günlük hayatınızda kullandığınızda ne gibi özellikleri olduğunu göstereceğim. Tasarım olarak zaten üst kısmında siyah bir renk logosu ve ön kısmında da bir şarj gösterge butonu bulunuyor bu cihazda. Şimdi kutu açılımını yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu cihazla çift cihaz desteği olduğu için iki telefona bağlantı yapabilirsiniz. Hatta bir telefon bir de bilgisayara bağlantı yapabilirsiniz. O yüzden güzel bir özelliği bulunuyor. Kutuyu hemen açalım şöyle hızlıca. Çünkü kutu içeriğimiz çok fazla değil zaten. Ben sizlere performansını göstermeye çalışacağım. Kutuyu açtıktan sonra şu alttaki hemen yerden çekiyoruz. Kulaklığın kendisi geliyor görmüş olduğunuz gibi. Havit markasının logosu ve kapağını kaldırdığınızda burada bir ışık yani şarj göstergesi yanıyor. Alt kısmında Type-C şarj girişi bulunuyor. Buna birazdan değineceğim. Kutunun diğer içeriğine baktığımızda bir adet tip A ve tip C'den şarj kablosu bulunuyor. Bununla ürünü şarj edebiliyorsunuz ve kısa bir kablo zaten şarj etmek için yakın bir adaptöre takıp kullanmanız gerekiyor. Ekstra olarak kutunun içerisinden böyle kulak tıpaçları çıkıyor. Ben bunları hiç açmıyorum. Sizlere de hiç göstermek istemiyorum. Zaten bildiğiniz şeyler içerisinde 4 tane var. Toplamda 6 tane oluyor. Yani 3 farklı kulak tıpacıyla kullanabiliyorsunuz. Birazdan kulak tıpaçlarını da göstereceğim sizlere. Ve son olarak kutunun içerisine baktığımızda bir adet kullanım kitapçığı geliyor ama kutunun içerisinden çıkmamakta ısrar ediyor. Şu şekilde de bir kullanım kitapçığı bulunuyor. Hiçbir zaman okumadığımız kullanım kitapçıkları diyebiliriz. Şimdi bunları bir kenara alalım. Ben size hemen birazcık cihazdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu cihazda 4 adet mikrofon bulunuyor ve çift cihaz destekli olması da güzel. 8 saate kadar müzik dinleme olanağı sağlıyor bizlere ve 400 mAh'lik bir şarjı bulunuyor. Yani bu da 24 saat boyunca ürünü kullanabiliyorsunuz. Aslında şarjı bittikten sonra yaklaşık 1 saat şarja taktığınızda ürün kendini fullleyebiliyor. Hemen şöyle kulaklığı içerisinden çıkartıyorum ve sizlere detaylarını üst kameramdan göstermeye çalışıyorum. Şu kısım bombeli ve geniş bir yapıya sahip. Ön kısmı ise dar bir yapıya sahip. Bu sayede kulağınızın en içine kadar gidebiliyor. Şuradaki Havit logosunun kendi logosunu da size buradan göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu logo sayesinde ürünün direkt olarak aslında dokunmatik touch kontrollerini yapabiliyorsunuz. Farklı bir müziğe geç, geri müziğe gel ya da arama reddetme, arama cevaplama gibi birçok özelliği bulunuyor. Bu sayede de rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi cihazı ben bir kulağıma takacağım. Hemen ama şöyle sol kulağıma takmak istiyorum. Şimdi cihazı kutusundan çıkarttım ve sol kulağıma bu şekilde takıyorum. Görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla oturuyor ve herhangi bir şekilde kafamı sallasam da zıplasam da kulaktan düşmeyecek bir yapısı bulunuyor. Ürünün kutu üzerine geldiğimizde kadifemsi bir yapısı var. Gerçekten dokusu çok iyi ama bu tabii biraz daha çizilmelere karşı problem yaratabilir. Arkasında bir adet resetleme tuşu bulunuyor ve alt kısmında Type-C'den şarj edebiliyorsunuz cihazı. Gerçekten kutu tasarımı da güzel olmuş baktığınızda. Kulaklığı çıkarttığınızda üst kısmı hemen böyle yerleştirip oturtturabiliyorsunuz ve ışıkları yanıyor, şarj etmeye başlıyor. Gerçekten şarj süresi de 1-1,5 saat içerisinde kulaklıkları fullleyebiliyorsunuz. Ve 8 saatlik bir kullanım süresi tanımıyor sizlere bu sayede. Ayrıca kulaklığın Havit logosu da bu kulaklıkta iyi olmuş. Baktığımızda sizlere dokunmatik kontrolleri söylemiştim. 5.2'de bir Bluetooth özelliği bulunuyor. Ayrıca su sıçramalarına karşı da dayanıklı bir cihaz olduğunu da söyleyeyim. Bu 5.2 Bluetooth desteği nedir? İşte ben bu odadayım. Yan taraftaki mutfağa gittiğimde kulaklık telefona bağlıysa herhangi bir kesinti olmadan kulaklığı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Gerçekten hani böyle tasarımı zaten kutu üzerinde hani çok fazla bir detaya yer verilmemiş. Sadece arka kısmında gerekli özelliklerini yazmışlar bu tarafa.
ve ben de sizlere zaten elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Şimdi dışarıdaki ve içerideki mikrofon ses performansına birlikte bir göz atalım. Hadi dışarıya geçelim ve bu kulaklık bizlere nasıl bir mikrofon testi, nasıl bir mikrofon performansı veriyor ona hep birlikte bakalım. Şu an sokaktayım ve Havit Markası'nı baktığım mikrofon testini yapıyorum. Yürüyorum, bayağı da soğuk hava böyle. Ve hani dedim ki testi gerçekleştireyim bu şekilde. Net olarak sesimi duyuyorsunuz. Havit marka kulaklık kulağımda ve ikisini de taktım bu şekilde. Ve iç performans testimize de geçelim. Bakalım içerideki sesi de nasılmış. Şu anda kulaklık kulağımda takılı ve harici bir uygulama ile hem size görüntümü hem de sesimi kaydediyorum. Havit markasının kulaklığındaki bu şekilde ses performansını duyuyorsunuz. Bu TWS915E modeli. Tekrardan bir yanlışlık olmasın. Zaten başlıkta da görüyorsunuz ama mikrofon testini sadece izleyenleriniz de olabilir. O yüzden model numarasını da söylemek istedim. Şu anda çekim yapmış olduğum alanımdayım ve sizlere sesimi kaydediyorum. Kulaklıklar gördüğünüz gibi kulaklarımda takılı ve ses performansı nasıl geliyor ben de bilmiyorum ama 4 adet mikrofon olduğu için gerçekten tok bir ses aldığını düşünüyorum. Dış ortamlardaki ses performansında biraz gürültü engelleme modu aktif de olsa sanki dışarıdaki sesleri bir tık alabiliyor. Ama bunlara siz daha iyi karar verirsiniz. Ben size iç performans testini de bu şekilde göstermeye çalıştım. Şimdi kamera karşısına tekrardan geleceğim ve can alıcı özelliklerini ve noktalarını da son olarak paylaşacağım. Kulaklığın detaylı iç performans ve dış performans seslerini sizlere göstermeye çalıştım. Şimdi kulaklık birazcık ergonomi anlamında sizlere problem yaratabilir. Çünkü ben de bu kulaklığı alırken biraz yorumları okudum ve ergonomi anlamında bazı kulaklara uymadığı söylendi. Aslında sporda ya da koşuda ya da yürüyüşte herhangi bir gündelik kullanımda bence bir problem yaratmıyor ama tabii bu kulak yapısına göre de değişebiliyor. Çünkü kulaklığın birazcık yan tarafları, daha doğrusu kulağa girme kısmı bombeli bir yapıya sahip ve geniş bir kısmı var arka kısmının. Ön kısmı da dar böyle. Her kulağı aslında rahatlıkla iç kısmına kadar girebileceğini düşünüyorum. Yaklaşık 4-5 saatlik kullanımdan sonra hafif bir ağrı bırakabiliyor. Belki biraz daha erken. Ufak tefek böyle kulağınızda normal diğer kulaklıklarında bırakmış olduğu gibi hafif böyle bir ağrı yapabiliyor. Ama bas sesleri, müzik sesleri bence gayet yeterli. En yüksek seste gayet tatmin edici baslar ve tizler verebiliyor. Ve ben bu şarkıyla genelde 8D tarzında müzikler dinledim ve böyle dubstep, biraz daha basları fazla olan müziklere yer verdim ki baslarını ve tizlerini rahatlıkla anlayabileyim diye. Bir de konuşma performansı olarak dışarıda evet gürültü engelleme modu olduğu söyleniyor kulaklığın ama bence dışarıdaki ortamda birazcık sesi içeri alıyor. Araç sesini ya da işte insan seslerini, kalabalık bir ortamdaysanız sizin sesinizi biraz daha bastırıyor. Ama kapalı bir ortamdaysanız, bu iş yeri de olabilir ya da böyle bir ortamda olabilir, bu tarz yerlerde gayet net ve stabil bir şekilde karşı tarafa sesinizi aktarabiliyorsunuz. Kutu yaklaşık kulaklıkları 6-7 kere dolduruyor ve 6-7 kere dolumundan sonra kulaklığın şarjı bitiyor. Yani daha doğrusu kutunun. Şöyle söyleyeyim, 5,5 saate yakın deneyimleyebildim ben bu kulaklığın şarjını. Ve 5,5 saate yakın herhangi bir kesinti olmadan hem müzik ve hem görüşme sesi dahil, yani telefon görüşmesi dahil kullanımını sağladım. Kulaklıkla ilgili fiyatlandırması şu an içerisinde uygun, yani alınabilecek kulaklıklar arasında yer aldığını söyleyebilirim. Hem tasarım olarak hem şarjının uzun süre gidiyor olması, müzik performansının gayet yeterli oluyor olması bence büyük bir artı. Film izlerken de bu cihazı kendi projeksiyon cihazıma Bluetooth'la bağlıyorum ve yatarken genelde duvara yansıttığım projeksiyon cihazımda filmlerimi Havit'in bu kulaklığıyla TW915E modeliyle dinleyerek, yani izleyerek dinliyorum açıkçası. Bence güzel bir performansı var ama tabii ki de kişiden kişiye göre değişiklik sağlanabilir kulaklıklar arasında. Ama önerebileceğim bir kulaklık modeli olduğunu da unutmadan söylemek istiyorum. Ürünle ilgili paylaşabileceklerim bunlar. Sormak istediğiniz sorular olursa hem Instagram'dan hem de bu YouTube videomun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.